Herkese merhaba. İlişki yaşayan, aşk acısı çeken kişilere bir süper güç seçme şansı tanınsa, seçilecek tek süper güç sevdiği kişinin özlemesini sağlamak olurdu eminim ki. Bugün size süper bir güç vaat etmiyorum ama uygulayacağınız birkaç maddeyle bunu sağlama imkanı sunuyorum. Tek bir cinse indirgemeyeceğim bugün anlatacaklarımı. Bir erkeğin seni özlemesini nasıl sağlarsın ya da bir kadının seni özlemesini nasıl sağlarsın demeyeceğim. Genel olarak anlatacağım. Sevdiğin, ilgi duyduğun kişinin seni özlemesini nasıl sağlarsın ondan bahsedeceğim. Kesin sağlar mısın? Bu bir süper güç değil öncelikle. Öyle %100 sonuçlanacak bir formülü yok. Ama benim videolarımda çok sık gördüğünüz bir durum var. Yaptıklarınızdan sonra tüh keşke bunu yapmasaydım, rezil oldum, çok emek harcadım, çok para harcadım ama karşılığını bir türlü alamadım deme ihtimaliniz yok. Her zaman aynaya baktığınızda ya da üzerinden yıllar geçtikten sonra ne kadar da güçlü durmuşum diyeceğiniz bir halde bulacaksınız kendinizi. Bakın işte bunun garantisini veriyorum. Gelin başlayalım neler yapmanız gerektiğinde. Madde madde. En anlaşılabilir, en uygulanabilir şekilde. Uygulayamayacağınız hiçbir şey anlatmayacağım size. O yüzden içiniz rahat olsun. Önce şundan başlayalım. Seni özlemesini sağlayacağız. Ama nedir bu özlem? Özlemin kelime anlamı bir kimseyi ya da bir şeyi bir daha görme, ona kavuşma isteği ve duygusu olarak adlandırılıyor. Ruh bilim terimi yüksek, ulaşılmaz bir şeye karşı istek olarak tanımlıyor. Bizim şifremiz bu kavramı oluşturan kelimelerden oluşacak. Bir daha görme, kavuşma isteği, ulaşılmaz bir şeye istek. Bunlara yoğunlaşacağız. Bu doğrultudan hareketle ilk maddemiz şu. 1 numara. Cepte gözükmekten kurtul. Cepte gözükmekten nasıl kurtulursun adlı bir video yayınlamıştım bundan birkaç gün öncesinde. Orada uzun uzun anlattım. İzlemeyeniniz varsa hem aşağıdaki açıklama kısmına hem de yukarıda kartlar kısmına linkini bırakıyorum. Ama yine de oraya gitmeden bir özet geçelim hiç izlemeyenler için. Yedek oyuncu misali sadece onun istediği zamanlarda sana ulaşılabilecek durumdan çıkman gerekiyor. Hazırda onu bekleyen biri olmaman gerekiyor. Sana bir adım atıyorsa karşılığında 10 adım ile ona koşmaman gerekiyor. Bizim şifremiz neydi? Bir daha görme isteği uyandırmak. Bu istek devamlı sizden giderse ya da devamlı bunu hissettirirsen seni bir daha görme arzusunu nasıl uyandıracaksın? Devamlı görüşürsen, devamlı ona istediğini verirsen, devamlı iletişim kurarsan ve bunların hepsini sadece sen yaparsan karşındaki insan hangi ara kavuşma isteği duyacak? Tabi bunlar bir yana, cepte olduğunu farkında olmayan da varsa yine kaçıranlar için dersimizi açıklama linkine cepte gözüktüğünü farkında mısın videosunun linkini paylaşıyorum. Geldik ikinci maddemize. Bakımlı ol. En çok görülen iki durum vardır. İnsanların kendine bakmayı bıraktığı haller. Bunlardan birincisi, eğer ki istediğini elde etmiş olursan rehavete kapılıp bırakırsın kendini. Nasılsa artık benim, nasılsa beni böyle kabulleniyor, nasılsa beni böyle istiyor deyip salarsın kendini. Ya da ikincisi, ayrıldıysan, mutsuzsan, enerjin düşükse salarsın kendini, bırakırsın kendine bakmayı. Oysa en önemli şey şudur, o bakım yapılacak. Bakımdan ne anlıyorsan, saçın sakalın, kişisel temizliğin, giyimin, kuşamın, yediklerin, içtiklerin, kilon, her şey dahil buna. Durum ne olursa olsun bir dakika bile vazgeçme bakımlı olmaktan. İş yorgunluğu, geldin eve, çektin pijamalarını, tüm hafta sonu evdesin. Olabilir, dinlen tabi. Ama ertesi gün kalkmışsın yataktan, saç baş dağılmış. Hiçbir şey yapmaya halin yok. Üstünde giydiğin tişörtte sabah içtiğin çayın lekesi, dizleri çıkmış eşofmanın görüntüsü. Bunlar ilk başta seni mutsuz eder. Kendi kendine olan güvenini zedeler. Ne yapacağız Gürkan Hoca? Evin içerisinde takım elbiseyle topuklu ayakkabılarla mı gezeceğiz diyen olacaktır içerisinden. Hayır, ona da gerek yok. Ama en azından aynaya baktığın zaman yılgın, kötü gözüken bir sen görme. Baktığın zaman aynaya hoş gözüküyorum diyebileceğin bir halde ol. Çünkü önce iş kendini beğenmenden geçiyor. Sen kendini beğen ki başkaları da seni beğensin. Kendinin farkına var. Sonuçta karşındaki insan bir şekilde seni beğenmiş, seninle ilgilenmiş ve hayatına girmiş. Bunu kullanmaya, bunu devam ettirmeye odaklan. Kendini asla salma. Yalnızken bile salma. Bu senin için bir kural olsun. 3 numara. Bir duruşun olmalı. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Cahit Zarifoğlu'nun sözleriyle devam edeceğim burada maddeye. Bir duruşu olmalı insanın. Bir bakışı, bir anlayışı, bir aşkı, bir davası olmalı. İşte tam da bu aslında olması gereken. En önemli konulardan biri
bir duruşunun olması. Eğer ki bir bakış açın yoksa, bir fikrin yoksa, savunduğun bir değer yoksa sıradan bir insansındır. Sıradan kişiler özlenmez, merak edilmez, ilgi çekmez. Karışmasın ama davası olması, bakış açısının olması derken bir siyasi partinin savunuculuğundan bahsetmiyorum ya da bir futbol takımının taraftarlığından bahsetmiyorum. Yaşamı sevmek, hayatı sevmek bir duruş örneğidir mesela. Sokaktaki bir hayvanı sevmek, onu korumak da bir davadır aynı zamanda. Ve bunların hepsi kendini geliştirmekle olur ancak. Sıradan olmak yerine bir şeyler öğrenmek, kendine bir şeyler katmak seni birkaç basamak üste çıkartır. Peki özlenmekle ne alakası var diyenler olacaktır. Şifre kelimeleri bir kez daha tekrar edelim o zaman. Kavuşma isteği, tekrar görme arzusu, iletişimi isteme. Bunlar illa fiziksel mi olmalı sizce? İlla yüzünü görme, vücuduna sarılma, cinsel arzu mu olmalı? İnsan konuşmayı, tartışmayı, bakış açısını öğrenmeyi, derine inmeyi, bir şeyler kapmayı isteyeceği insanları da arzular. Farkındaysanız bakımlı olduk. Fiziksel ve görsel olarak bir yerlerdeyiz zaten ama yetmez. Sadece bunlarla kalırsan cinsel arzudan öteye gitmez. O yüzden sevgili dostlar, duruşunuzun olması çok ama çok önemlidir. 4 numara, pozitif ol, enerjik ol. Yanlış bilinenlerden bahsedeceğim önce. Şimdi çok mutlu gözükmeyeyim de ondan ayrıldığıma seviniyor zannetmesin. Şimdi dışarıya çıkmayayım da başkasıyla görüşebilir diye boşuna kıskanmasın. Şimdi şu paylaşımı yapayım da ne kadar üzgün olduğumu görsün, belki gece ilerleyen saatlerde üzülme diye mesaj atar. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Arkadaşlar, hiçbir şey enerjinizi düşürmemeli. Hiçbir şey olumsuz düşünmeye itmemeli. Her zaman şunu söylerim. Yılgın, enerjisi düşük insanlar tercih edilmeyen insanlardır. Her yerde böyledir bu. İş görüşmesine böyle yılgın, enerjisi düşük gidersen eğer o işi alamazsın hiçbir zaman. Çünkü insanlar taze kan olarak görmek isterler işe alacakları insanı. Ya da bazen şöyle sohbetler duyarsınız. Ya falanca arıyor, şimdi telefonu açarsam bütün enerjimi emecek negatiflikleriyle. Rastlamışsınızdır bu tarz sohbetlere. O sebeple o enerjiniz hiçbir zaman düşük olmamalı. Hatta o enerji herkesten yüksek olmalı. Bir kez daha hatırlatayım şifre kelimeleri. Ulaşılmaz bir şeye karşı istek. O enerjiden faydalanmasını sağlamak belki de. 5 numara, sosyal medyayı iyi kullan. Ayrılık sonrası sosyal medyanın nasıl kullanılacağına dair uzun uzun örnekler paylaştım. Hatta çok yakında ilişki esnasında sosyal medyanın nasıl kullanılması gerektiğini de anlatacağım bir video olacak. Çünkü arkadaşlar, bu sosyal medyanın kullanımı konusunda çok büyük yanlışlar yapıyorsunuz. Şimdi az önce saydık bir sürü madde. Sosyal medyanızı kullanırken bunları göstermek isteyeceksiniz haliyle. Güçlüsün, bakımlısın, pozitifsin. Çok güzel. Bunları sergilemen gerekiyor. Ama standartları bozmadan. Bakın, bazen şöyle hatalar yapıyor insanlar. Bizzat gözlemliyorum kendi Instagram adresimden, kendi arkadaşlarımdan. Her gün bir yerde. Sabah kalkıyor, kahvaltı ediyor bir parkta. Böreğini yiyor. Kıymalı. Çünkü gösteriyor sağ olsun. Öğlen Starbucks'ta kahvesini içiyor. Latte. Yağsız sütlü, kremasız. Akşamüstü köpeğini yürüyüşe çıkartıyor. Tuvalet alışkanlıklarını gösteriyor. Sonra bir alışveriş merkezinde bir ayakkabı alıyor. Siyah renk. Çünkü anket yapıyor, soruyor kahverengi mi siyah mı diye. Akşam arkadaşlarıyla dışarıya çıkıyor. Bir şeyler içiyor. Gece bir mekana gidiyor. Yeni ayakkabısını giyiyor. Çok şık gözüküyor. Geceyi kaçta bitiriyor? Gece yatağa kaçta giriyor? Her ayrıntısını biliyoruz. Bir de bunun tam tersi var. Özlesin diye tepki vermiyor. Ölüyor merakından, hikayelerine bakmıyor. Yaşadığına dair hiçbir tepki yok. Böyle olursa yazacağını düşünüyor çünkü. Arkadaşlar, vur deyince öldürmeyin. Standartların dışına çıkmayın. Göstermek isteyeceksin güçlü olduğunu, bakımlı olduğunu tabii ki. Ama abartırsan, karşı tarafa hiçbir merak unsuru uyandırmazsan bir anlamı yok. Sosyal medyayı yoğun kullanmak da çok tehlikeli. Her dakika profil resmini değiştirme mesela. Birkaç hafta kullan. İşi gücü yok mu bunun yahu, habire bununla oynuyor demesin karşındakiler. Normalde haftada bir tane fotoğraf yüklüyorsan her gün günde 10 tane resim yükleme mesela. Bir sorun varmış gibi gösterme. Kendisini çok fazla göstermeye çalışıyor, ilgi çekmeye çalışıyor denmesin. Sosyal medyanı iyi kullan. 6 numara, egona teslim olma. Yapman gereken şeyleri abartma. Onunla, yani özlemesini istediğiniz kişiyle iletişiminizi asla bozmayın. Sınırlandırırsın belki, kabul. Cepte gözükmek adına aldığın önlemleri çoğaltırsın. Bu da makul. Hemen ararsa açmayın mesela. Hemen mesaj atarsa cevap vermeyin. Ama kaba biri de olmayın. Aradıysa bir şekilde beni aramışsın diye geri dönün mutlaka. Bir şey yazdıysa işim vardı görmedim ya da cevap verecek vaktim yoktu kusura bakma diye dönüş yapın mesela.
Bunu neden bir madde olarak koydum ondan bahsedeyim öncelikle. Kaçan kovalanır kısmını yanlış anlıyor bazı insanlar. Karşınızdaki kişiye değersiz gibi davranırsanız o kişi sizi ulaşılmaz olarak görmez, sizi özlemez. Sizin bir sıcaklığınız olmalı. Sizin bir enerjiniz olmalı. Çok abartmadığınız sürece iletişimde kalmanızın hiçbir sakıncası olmaz. Burayı biraz genelliyorum. Farklı varyasyonlar olabilir. Mesela ayrılmış olabilirsiniz. Hiçbir iletişiminiz kalmamış olabilir. Engellemiş olabilirsiniz. Bunların hiçbiri size uzaktan bakmadığı anlamına gelmez. Saydığımız maddeleri abartırsanız sizi özlemesini bir yana, size karşı soğumasına bile sebep olabilirsiniz. Şimdi şöyle şeyler geliyor yorumlar kısmına sosyal medya hesaplarıma. İlişkiler hep bu kadar zor mu? İlla hep bir taktik mi yapmak gerekir? İçimizden geldiği gibi davranamayacak mıyız? Ben de size şöyle bir karşılık vereceğim. Saydığımız maddelerin çoğu taktik değil. Yanlış yaptığımız, bazen burnumuzun dibinde olup göremediğimiz çukura tekrar düşmemek için aldığımız önlem. Bir duruşunun olması, bir bakımlı olmak, bir sosyal medya hesabını abartmadan kullanmak sizce bir taktik olabilir mi? Pozitif olmak, enerjik olmak sana bir şeyler katmayacak mı? Lütfen buradan bakın olaya. Bir de kendinize bunları yaptıktan sonra uzaktan bakın. Gerçekten güzel, güçlü, çekici, bakış açılı ve ilgi çekici durmuyor musunuz? Böyle gözüken biri gerçekten herhangi birinin ilgisini çekmez mi sizce? Bu dediklerimi yapın. Emin olun belki yıllar sonra kendinize ne kadar çok şey kattığınızı gördükten sonra bugün bir 10 dakika ayırıp bu videoyu izlediğiniz için bana ve kendinize teşekkür edeceksiniz. Videoyu bitirmeden bir sorum var. Onun sizi özlemesi için yaptığınız hata olan, başarılı olan herhangi bir madde varsa yorum kısmında bizlerle paylaşın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız her zamanki gibi mutlu etmiş olursunuz. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.